Arkadaşlar hoş geldiniz. Kötü bir kanaldan hepinize merhabalar. Bu bölümde de güzel bir oyuncu kulaklığı paylaşacağım arkadaşlar. Kulaklığımızın ismi FS33 Predator Gaming kulak içi kulaklık. Markasının detaylı kodu bu şekilde. Hemen arka tarafında da güzel özellikleri var. Şöyle ekrana yaklaştırayım ben. Hani şu kısımda PC falan uyumlu, yani bütün bilgisayarlarla uyumlu diyor. Ondan sonra Xbox'larla uyumlu, mobil bütün cihazlarla uyumlu. Hani PlayStation'la falan uyumlu. Uyumlu olmadığı pek bir şey de yok açıkçası. Cihaz oldukça hepsine uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. Hani çoğu kulaklıkta birine takarsın, öbüründe dinleyemezsin. Şu bölümde de kaç dB olduğu falan, hoparlörün gücünden falan bahsediyor. Orayı da yakınlaştırayım, görün. Kutusu da bu şekilde. Şöyle her tarafından göstermeye çalışalım. Arka tarafını bir daha çevireyim. Kutuda bu şekilde duruyor kulaklıklar. Şimdi bu güzel kulaklığın bir kutusunu açalım hemen. İçerisini ben de oldukça merak ediyorum. Siz benim gibi açmayın. Daha dikkatli olun. Ben artık bunu yayınlamak için biraz acele ediyorum. Çünkü birkaç gün beklemiştim bunu çekmek için. Bilgisayarın bakım aşamasında biraz hani ondan bahsedeyim size. Montaj bölümüne geldiğimiz zaman bilgisayar birkaç hata falan veriyor. Baktım videoları attıktan sonra hemen böyle bir donmalar falan, yani format istediğini gösteriyor. Bilgisayarın sorunlarını da çözdükten sonra hani daha düzenli eskisi gibi güzel içeriklere devam edeceğiz arkadaşlar. Yok. Ürünün kutusunu hemen şöyle açıyorum. Ters açmak amaçlı hemen şuradan. Bakalım nasılmış. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Buna geçmeden önce şurada bir bu Türkçe kullanım kılavuzu falan diyor. Garanti belgesi burada olabilir. Bunu onaylatmanız gerekiyorsa aldığınız yerlerden onaylatabilirsiniz. Kulaklığımız ayrıca BİM'de satılıyordu. Hani BİM'de satılan güzel bir ürün olduğu için dikkatimi çekti. Bir de BİM aşağı yukarı hepimizin ulaşacağı yerlerde olduğu için hepimizin alabileceği bir ürün olduğunu düşündüm. Burada kulak pedleri var arkadaşlar. Uyan pedleri takarak kullanırsanız biraz daha ses yönünden rahat edersiniz. Bunu da şöyle bırakalım. Gelelim kulaklığımıza. Kulaklığın böyle bir ekstra mikrofonu var. Bu birçok yani kulaklıkta olmayan bir şeyi üst seviyelerde dahi bulamazsınız. Burası 3,5 milim jack değil ama burası bir küçük numarası. Hani 2,5'ları falan var onların arkadaşlar. Hani bunu direkt telefona oraya buraya takıp kullanmanız uygun değil, onu bilin. Mikrofonun ayrıca kablo yapısı biraz böyle eğilip bükülebiliyor. Böyle rahat kullanıma da açık bilginiz olsun bundan. Şöyle bırakalım, hemen kulaklığımıza geçerek devam edelim. Kulaklığımız da hemen bu şekilde 3,5 milimin üstünde hemen bir koruma takmışlar buraya. Ha, bu da güzel bir düşünce olmuş. Şurada bir etiketimiz daha var. Kablo uzunluğuna bakacağız ve kulaklıklarda bu şekilde ve kancalı birçok kullanıcısından da hani baktım arkadaşlar, dinledim yorumunu ve oldukça güzel bir ürün olduğunu düşündüm. Sizlere de bu ürünü hemen göstermek istedim. Kulak pedlerini de değiştirebiliyorsunuz. Burada vardı. Uygun numaralısını takarsanız daha rahat edersiniz. Bu kancalı olan pedler arkadaşlar oynar şekilde tasarlanmış. Görüyorsunuz. Bunlarla oldukça rahat edebilirsiniz. Hani herhangi bir düşmelere karşı bayağı bir koruyor. Kulaklığın kablo uzunluğuna bir bakalım beraber. Yani oldukça yeterli seviyede. Normal cep telefonu kulaklıklarından biraz daha uzun tasarlamışlar. Kulaklığımızın üzerindeki kumandadan da hemen bahsedelim. Üzerinde 2 adet tuş var. Bir adet de mikrofon var görünüyorsa. Bu direkt bas çek tuşu var. Böyle bir sefer basıp çekiliyor. Diğeri de kaydırma tuşu arkadaşlar. Şu anda sesimi bu üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Ses deneme 1 2 3 ses. Ses 1 2 3. Şunu eksiye aldığım zamanki sesi nasıl olacak? Bir de ona bakalım. Şu an kapalı olabilir. Şunu tekrar artıya getirdim. Arasındaki farkı görmüş olalım diye.
Biraz önce de sesimi bu mikrofonundan dinledik. Buradaki artı eksiği de baktım arkadaşlar, müzik çalarken sesi kısıyor, açıyor sonra. Hani oyun oynarken falan meşgul olduğunuz zamanlarda bir anda oyunun sesini kapatıp dış dünyaya açılıyorsun. Sonra bir anda da full de açıyor. Hani aralarda durdurmak biraz zor, onu söyleyeyim. Direkt artı ya da eksi de kullanıyorsunuz. Cihazınızın tuşundan hani gereken seslendirme aşamasına getiriyorsunuz. Basma tuşu şarkıyı durdurup çalıyor. Yani muhtemelen telefon aramalarınızda da hani durdurup kapatıp geri açabilirsiniz onu da. Aramalarınızda öyle kullanabilirsiniz. Burada sağ ve sol olduğunu belli eden harfler var. Bu sağ olduğunu gösteriyor. Şu anda L'yi görüyorsunuz. L'de de işte sol kulaklık olduğunu gösteriyor. Kulaklığın ilk izlenimlerinde şöyle tarif edebilirim. Müzik sesini dinlerken oldukça yüksek ses veriyor arkadaşlar. Bu demek değildir ki piyasadaki 10 liralık, 20 liralık cihazlarla karıştırın demek istemiyorum. Onlardan zaten çok üst seviyede ses veriyor. Üründe mesela yüksek sesle müzik dinlerken dışarıya ses veriyor mu, rahatsız ediyor mu derseniz, yok hiçbir şekilde öyle bir ses vermiyor. Olmuyor. Kulağınızda olduğu zaman yani kapalıyken asla ses vermiyor. Masada sadece böyleyken bir açtım, son ses açtım. O zaman biraz böyle kısık sesle ne olduğu anlaşılmayan şekilde birazcık ses verdi ama hani öyle kullanmıyoruz. Sonuçta takıyoruz kulağımıza. Kaba bir burada tavası var. Bunların içinde hoparlör ve işte gerekli cihazlar var ama biraz kulakta tabii kaba duruyor. Bu oyuncu kulaklığı. O yüzden bu kabalığı tolere edebiliriz. Çünkü verdiği sesin kalitesi veya oyun deneyimi, müzik deneyiminde de kullanırsınız. Şurada bir mikrofon girişimiz var. Bir de onu deneyelim. Sesimi bu sefer şu takılan mikrofondan duymanızı istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, harici mikrofonumuzu da ekledik. Ha, bu da oldukça güzel durdu. Evet, şu anda da sesimi yüzümde yanağımın yanında kalan mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz önceki gösterdiğim bu mikrofondan duymuyorsunuz. Diğer mikrofondan duyuyorsunuz. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani muhtemelen bu da oldukça iyi ses veriyordur. Oyunlarda da hani karşı tarafa güzel ses verir. Konuşurken hani test etme şansım henüz olmadı. Aslında onu da paylaşmak isterdim ama şu an uygun değilim. Birisini arayıp da hiç halim yok. Çünkü bu videoyu iftardan önce çekiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve hoşunuza gider. Şimdi ürünün bir genel değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Hani bende bıraktığı intibadan size biraz bahsedeyim. Taktığınız zaman kulağınızda bu kısım böyle tıpaç gibi kalıyor yani dış tarafta. Ama hiç sorun değil. Kaba bir kulaklık takmaktansa bu kadar küçük ve yetenekli kulaklıkla oldukça güzel ses alabilir ve hiç olmadığı kadar ekstralarıyla ses verebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça üst seviye kulaklıklarda bu özellikler olur. Hiç kimse sizi düşünüp de bir de bu eklenti mikrofonunu vermez bu fiyatlara. Kulaklığımızın fiyatı da ayrıca 40 liraydı. Bu fiyat kısmını biraz sona bıraktım. Arkadaşlar şimdi piyasada 40 liraya neler alabildiğimizi hep beraber biliyorsunuz. Dandik ses çıkartmayan bir sürü 10 liraya satılan kulaklıklar var ve 10 liraya aldıklarınızda muhtemelen haftada bir, 2 haftada bir tekrar alıyorsunuz. Bir ses gitmiyor, bir orasını oynuyorsunuz, jacklarını devamlı bozuluyor. Verdiği intiba şu şekilde, kablo kalitesi oldukça güzel. Hani yumuşak ve sağlam bir kablodan yapılmış ve çok fazla böyle dolanmayan bir kablo. Hemen kendisi geri düzeliyor. Yani kolay kolay da ezilmez, böyle kırılacak bir yapıda da değil yani. Çok zorlamayalım. Şurasını da çok zorlamayın arkadaşlar. Belli bir şöyle çıtırtı yapıyor. Ondan sonra orası son. Yani şöyle duydunuz herhalde. Oralar son yapmışlar. Bu muhtemelen yeni bir yani ürün olduğu için buraları yumuşamadı henüz. Bükülebilen yapıda bu çok avantajlı olmuş. Hani düşünün, normalde cep telefonuyla konuşurken falan oldukça avantajlı. Ürünün jack girişindeki hani ince düşünce dahi avantaj, şöyle göstereyim. Bu L yapıda, çünkü oyun oynarken falan cihazınızda hani mobil cihazınızda oyun oynarken böyle dimdik dursaydı hani elinize avucunuza dokanırdı. Böyle L biçimde en azından büyük kıvırabiliyorsunuz. Sonra cebinize attığınız müzik dinlediğiniz zaman da bu size biraz avantaj sağlayacaktır. Dediğim gibi bunu böyle ince düşünceler falan, hani eğer böyle
10 liralık, 20 liralık veya 40 liralık cihazlarda bulunmayabiliyor. Yani güzel özellikleri olmuş. Buranın sarı kaplaması güzel bir ayrıntı. Sarı beyazlara göre biraz daha hem kaliteli olduğunu hem de biraz daha dayanıklı olduğunu gösterir. Yani en azından benim şimdiye kadarki deneyimlediğim ürünlerde bu şekildeydi. Hani muhaliflerinin fiyatları çok yüksek. Böyle ekstra mikrofon falan takmaktan hiç bahsetmiyorum. Sıradan bir işimizi görecek kalitede kulaklık alsak zaten bu fiyatları veriyoruz. Vermişken hani 40 TL'den kaçmayıp bunu alırsanız pişman da olmazsınız. Ekstra hani oyuncular benden daha çok izah edebilirler. Verdiği sesler falan çok yüksek arkadaşlar. Az önce ben hani müzikte abartmak istemiyorum falan dedim ama hani oldukça bazları ve tizleri çok güzel doyurucu bir şekilde geliyor. Muhtemelen arada bir kampanyalarla sizlerin oralardaki mağazalarda da bulunabiliyordur. Hani ben birkaç mağazaya gittim ancak o şekilde buldum. Hemen isteyince tabi istediğimiz günlerde olmuyor ürünler biliyorsunuz. Bazı mikrofonlu kulaklıklarda tuş bile olmuyor biliyorsunuz. Çünkü uygun fiyatlı hiçbir şey kalmadı maalesef. Bunda ekstradan hani şu mikrofonun dahi olması çok güzel bir avantaj olmuş. Valla bu fiyatlara bulabileceğiniz en güzel ürünlerden birisi arkadaşlar. Ses verdiği şekil de çok güzel. Bazıları falan oldukça güzel. Hani ben çok abartmak istemedim. Ama hoşuma gitmeseydi de arkadaşlar almayın, tavsiye etmiyorum derdim. Gerçekten bu fiyata tavsiye ederim. Renk olarak da siyah olması hani çabuk kirlenmesinin de önüne geçmiş. Barındırdığı özelliklerle zaten fiyatının çok üstünde arkadaşlar. Kablo kalitesi falan böyle yapısı itibariyle elinize alınca diyorsunuz ki ya bu çok dandik değil, bu neymiş falan diyorsunuz. Böyle üst seviye cep telefonlarının kutu içerisinden çıkan kaliteli kulaklıklarla arkadaşlar yarışacak seviyede diyebilirim. Çünkü gidiyorsunuz bir herhangi bir cep telefoncuya bir kulaklık istiyorsunuz. Adam zaten size diyor ki 10 lira, iyileri var 50, 60, 70 böyle yükseltip gidiyor. Hiçbirisinde de muhtemelen üst seviye oyuncu kulaklıklarında bulursunuz böyle ekstra bir mikrofon. Bu görüşmelerinizde de çok işinize yarar. Telefon görüşmesi yapamadık. Bu fiyatlardaki diğer ürünlere de ayrıca bakın veya çevrenizde gördüğünüz böyle küçük kulaklıklarda oyuncu kulaklığı değildir kesinlikle. Üzerinde sadece sesi açıp kısma tuşu bile bulunan kulaklıkların fiyatlarını çok abartıyorlar. Hani bay bayan hiç fark etmiyor. Gerçekten kullanıcı olarak hani çok memnun kalırsınız. Renk olarak da siyah olması birçok şey kıyafetinize falan üzerinize uyumlu durur. Hiç sorun etmeyin. Güzel bir bölüm oldu. Dediğim gibi kötü bir kanala destek olmanızı istiyorum. Yani BİM'de satılan bu tür ürünlerin denemelerini, kutu açılışlarını olmasını istediğinizi lütfen aşağıda belirtin veya siz kullanıcılar olarak benim hani şunu da ekleseydin dediğiniz bir kısım varsa aklımda kalsın. Bir videoda da orasını ekleyelim arkadaşlar. Ürünle alakalı şunu da eklemek istiyorum. Az önce hani videoyu bitirdim diye niyet almıştım. Tam olarak hani biraz daha müzik dinleyeyim dedim bununla başından o kadar dinleyememiştim. Bas özellikli bir müzik açtım arkadaşlar. Ben bas müzik severim. Bir şöyle yoğun bir şekilde sesini sona açtım. Ondan sonra bir dinledim. Yani aşırı güzel, aşırı yüksek sesle hiç bozmadan veriyor. Bunu da ekleyeyim dedim. Telefonda da zaten beklentilerimizi karşıladı. Hani özellikle direkt tak çalıştır olması hani bayağı dikkatimi çekti. Çünkü oldukça uyumsuz oluyor birçok kulaklık. Hani videolarda falan biz yaka mikrofonları oluşturabilmek için epey zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekildeydi ürünümüz. İnceleme sırasında da telefona gelen bildirimlerden dolayı titreşim sesi olduysa arkadaşlar özür dilerim. Destek ve yorumlarınız için şimdiden de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkesi çok özledik. Biz de bu koronadan artık kurtulmayı niyet ediyoruz. Yavaş yavaş normalleşme sürecimiz de başlıyor. Biz de çok umutluyuz. Sizlerle görüşerek de artık bu özlemimizi gidermeyi de düşünüyoruz arkadaşlar. Hep beraber yeniden güzel bölümlerle kötü bir kanalda yeniden görüşmek üzere arkadaşlar.